zamanlarda Avrupa'da yükselen yıldızıyla dikkati çeken Mr. Jade'in Düsseldorf'ta yanına gidiyoruz. Hem Mr. Jade'i tanımaya hem de Düsseldorf'ta bir tur atmaya ne dersiniz? Şu an biz Türklerin en çok seyahat ettiği ülkelerden biri olan Almanya'dayım. Almanya'nın en gözde şehirlerinden Düsseldorf'ta. Peki bize Düsseldorf'ta kim eşlik edecek? Avrupa'da çok popüler olan Mr. Jade. Mr. Jade kimdir? Biraz sonra öğreneceğiz. Almanya'nın gözdesi Düsseldorf sokaklarında Mr. Jade ile beraber gezimize devam ediyoruz. Burası gerçekten çok güzel arka taraf. Burası Almanya'nın en gözde caddelerinden, sokaklarından birisi. Nişantaşı gibi bir şey yani. Genel olarak sakin bir şehir Düsseldorf ama burası herkes burada toplanmış gibi. Odak noktası burası tabii ki. Çünkü Almanya'nın en pahalı, en güzel mağazaları burada bulunuyor. Almanya'da insanlar alışveriş için çok para harcıyorlar mı? Çok alışveriş yapıyorlar mı? Şu sosyal medyanın 3-4 sene sonra patlamasından sonra dehşet. Çünkü %10, %20 değil, %80 artış var. Biraz da soğuk burası tabii, siz alışkınsınız. Evet, doğma büyüme Almanya olduğumuz için alışkınız. Kar, fırtına, her şeyi gördük, görüyoruz. Ben alanda indiğimde birazcık üşümüştüm ama şu an şu şartlara alıştım gibi duruyor. O yüzden birazcık daha etrafı gezmek istiyorum. Özkan Bey, Mr. Jade'i biraz da kendisinden dinlemek istiyorum. Neden Mr. Jade? Bir gün sokakta yürüyordum. Birisi bana Mr. Jade diye bağırdı. Düşündüm, Allah Allah, bana mı diyor acaba? Eve geldim, dedim ki Allah Allah, ne güzel bir isim. Yavaş yavaş şöyle geldik konu, 7-8 sene sonra Mr. Jade oldu. Müzikle başlangıcınız nasıl oldu? İsmail YK ile biliyoruz, bir parçanız var, çok da güzel. Evet, kendisi kuzenim olur biliyorsunuz. Welcome to Turkey! Müzik tabii ki Sivaslı olduğumuzdan mı desem, acaba ne desem, küçük yaşta başladı işte. 6 yaşında babam bana bağlama almıştı, öyle başladı. Klipte de görüyorsunuz, bu arada klibi de Özkan Bey çekmiş kendisi. Ayrıca yönetmen bir ruhunuz da var sanırım. Hobi yönetmen diyelim, yani bu Türkiye'de bu işi ciddi anlamda yapan çok kişiler var, onlara saygısızlık olmasın ama elimizden geldiği kadarıyla güzel bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Sarıldım, sarıldım, dünyanın en mutlusu. Sosyal medyada da görüyoruz sizi, sosyal medyadaki videolarınızı da siz tasarlıyorsunuz, çekiyorsunuz, bir ekibiniz var sanırım. Evet, sosyal medyayı biz buradan yaklaşık 7-8 sene önce ağırlıklı olarak bayağı üzerine düştük. Bugün öyle bir zamana geldik, yıl 2019'a gireceğiz ve sosyal medya bir hayatımızın bir parçası zaten. Dinime de imanıma gitmem buradan, kaşını da gözünü de vermiş yaradan, tadına da tuzuna da doymam yavrum, cevizli lokum misali. Yolda yeni bir single çalışmanız var mı gelen? Şimdi bir çalışmamız var. Birinci ayın ortası veya birinci ayın sonu. Sevgili yapımcım Fatih Aksoylu zaten ilgini bu konuyla. Güzel bir sürpriz gelecek ama slow bu kere, bu sefer. Slow olacak, slow farklı. Özkan Bey'in de söylediği gibi, daha doğrusu Mr. Jade'in de söylediği gibi bir mekanı varmış, organizasyon mekanı. Ben Düsseldorf'ta gezime devam ediyorum. Bir de oraya uğrayacağız. Mr. Jade ile birlikte düğünlerin yapıldığı organizasyon mekanındayız. Burası gerçekten çok şık ve ferah gözüküyor. Kaç yıldır bu işi yapıyorsun? Yaklaşık 18,5 yıl. 18,5 yıl. Peki nasıl başladı bu macera? Ya işte müzik hayatına atıldığım küçük yaştan beri düğünlerin içerisindeydim. Ondan sonra yavaş yavaş düğünlerin içerisinde sahnenin tozunu yuttuk. Ondan sonra yavaş yavaş kendimi burada buldum. Burada olan düğünlerde Türklerin düğünleriyle yabancıların düğünleri arasındaki farklar neler? Şimdi nasılsa bir İzmir'den Ankara'nın kültür farklılığı varsa, bir Sivas, bir İzmir'den veya İstanbul'dan tabii ki
kültür farkları olduğu için tabii ki bazılarınkisi çok böyle daha farklı geçiyor. Bazılarınkisi tabii ki daha canlı geçiyor. Kimisinkisi 4 saat sürüyor, kimisinkisi 18 saat sürüyor bir düğün. Genelde hangi ülkeden insanların düğünleri oluyor? Bizde en büyük genelleme olarak Rusların düğünü oluyor. İkinci sıra Türklerin, üçüncü sıra İtalyan, dördüncüsü işte karışık İspanya falan. Mesela Rusların düğünleri nasıl oluyor? Şimdi Rusların düğünü nasıl oluyor? Sabahın işte 12'sinde ve 11'inde başlıyor. Ertesi gün sabahın 4'üne kadar sürüyor. Bizim düğünlerimizdeki gibi onlarda da takı törenleri oluyor mu? Oluyor ama tabii ki anons falan olmuyor. Kimse görmüyor. Kapalı bir kutunun içine herkes istediğini koyuyor. Aynı zamanda burası ödül almış. Bundan biraz bize bahseder misin? Evet, şimdi segment olarak Avrupa'da biliyorsunuz her tarafta puanlama var. İşte 4.2, 4.1 gittiğiniz bir yerde de veriyorsunuz iyi mi kötü mü diye. En yüksek puanlama buraya ait. 4.8 Avrupa'da bir mekan olarak.